Selamun Aleyküm. Bilindiği gibi geçen günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmuş. Ermenistan aslında bizim toprağımız açıklamasını yapmıştı. Zaten halk tarafından gerekse de bizim tarafından sürekli olarak Ermenistan diye bir devlet olmadı. Buranın Azerbaycan'a ait olduğu dile getiriliyordu. Fakat resmi ağızdan ilk defa ne Karabağ ne Zengezur doğrudan Ermenistan'ın tamamının Azerbaycan'a ait olduğu, bunun tarihsel bir gerçek olduğu Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ifade edilmişti. Yeni bir gelişme var. Fransa alarma geçmiş durumda. Fransa Savunma Bakanı Ermenistan'a hava savunma tedari için sözleşme imzalandığını duyurdu. Sebastian Lekornu, Erivan'a sivil halkı koruma ve sınırlarını koruma fırsatı verilmesi gerekiyordu. Bunu yaptık açıklamasında bulundu. Fransa, hava savunmasına dahil olmak üzere Ermenistan'a silah sağlayacağını duyurdu. Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lekornu, Paris'te bir gazeteye verdiği röportajda açıklamalarda bulundu. Erivan'ı koruyacağız, onlara fırsat veriyoruz, Ermenistan'la belirli sayıda Fransız üreticilerden silah satın alınmasına yönelik sözleşme imzalayacağız. Bu sayede Erivan'ın göklerde korunmasını sağlamaya yardım edeceğiz açıklamasında bulundu. Ona göre bu yarın gerçekleşecek ki bu haber dün paylaşıldığı için bugün bu anlaşma imzalanmış durumda. Bunu da hatırlatalım. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la 2023 yılı sonundan önce barış anlaşması imzalamayı ve toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanımayı istediğini ifade etse de tabii ki de bunun tam tersini yapıyor. Sürekli Azerbaycan etnik soykırım yaptığı açıklamasını Avrupa Birliği'nde yapıyor. Daha sonrasında yalandan sınırları tanımak istiyoruz açıklamasında bulunuyor. Fransa'nın Ermenistan'a çok sayıda yeni silah vereceği, özellikle Fransız üretimi en son nesil hava savunma sistemlerinin verileceği ifade ediliyor hangi hava savunma sistemi verilecek derseniz. Bilindiği gibi Türkiye defalarca ortak olmak için görüşme yapmıştı. SEMT hava savunma füze sisteminden bahsediyoruz. İtalya'dan da tabii ki de onay gerekiyor çünkü Fransa'dan bir firma ve İtalya'dan Thales firmasının oluşturmuş olduğu Eurosem konsorsiyumu tarafına üretilen sistemden bahsediyoruz. Ne özellikleri var derseniz kısaca aktıralım kara konuşlu orta etkifa uzun menzili hava ve kısa menzili balistik füze savunma sistemi olup uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzesi, antiradyasyon füzesi, subsonik ve süpersonik hızla seyir edebilen gemi ve kara konuşlu gemi savar füzesi gibi yine bunun dışında kısa menzili balistik füze gibi geniş hedef zarfına sahip yani çok sayıda sistemi düşebilir. Yani neredeyse bütün sistemleri düşürme özelliğine sahip her bir dikey fırlatma launcher modülünde 8 adet füze, oldukça önemli ki burada aslında Fransa'da 8x8, İtalya'da 8x4. Her neyse genel olarak 360 derece angaçman yeteneğine sahip olduğunu hatırlatalım. En yeni radarlara sahip. Bakalım Türk siyaları karşısında, Türk siyaları bu Fransa sistemi karşısında nasıl bir iş yapacak aslında bu da merak ettiğim konulardan bir tanesi. Aster füzelerini kullandığını da hatırlatalım menzilinin oldukça yüksek olduğu, azami 1500 km menzile balistik füzelere karşı etkili olduğu ifade edilmiş. Sempti sisteminin yine Blok 2 versiyonu da 3000 km menzile sahip olacak fakat onun 2030'lu yıllarda hizmete gireceğini hatırlatalım. Dolayısıyla bunun dışında hangi silahlar verilecek, savaş uçağı satın alınacak mı? Bu konuda ise herhangi bir açıklama yapılmamış durumda. Fransa ile Ermenistan arasında yıllar süren pazarlıktan sonra Azerbaycan'ın Karabağ'da ilerlemesi ve Ermenistan'ın son dönemlerde güçsüz kalması nedeniyle Fransa Ermenistan'a destek sağlayacağını duyuruyor. Diğer haberlere bakalım. Mısır Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi dünkü zirveden sonra çeşitli görüşmeler gerçekleşiyor. Bilindiği gibi Mısır'ın yeni şehrinde yapılan görüşmelerde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin çok sayıda devlet başkanı ve dışişleri bakanı ile görüştüğü duyuruldu. Kendisi Yunanistan Başbakanı Micho Takis'ten İtalya Başbakanı'na kadar yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Irak Başbakanı Muhammed Şia Es Sudani ve çok sayıda devlet başkanıyla ikili görüşme gerçekleştirdi. Özellikle İtalya'da Başbakan Meloni ile çeşitli görüşmelerde bulunduğu ifade edilirken yine skandal bir şekilde Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Filistin konulu toplantıya davet edildiğini hatırlatalım. Yine Avrupa Birliği'nden Şar Mişel'le de Abdülfettah Sisi arasında çeşitli görüşmeler yapıldı. Bu arada Hindistan tarafından yoğun sevkiyat yapılıyor. Hindistan Gazze için yardım yolluyor. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından resmi bir açıklama yapıldı. C-17 nakliye uçağının bugün Mısır'daki El Arish Havalimanı'na 38 tondan daha fazla yardım malzemesi ve tıbbi malzeme taşıyarak havalandığı duyuruldu. Ülkemizde yardımlara devam ediyor. Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak yola çıkacak. Uçakta bulunan 20 uzman sağlık çalışanı El Arış Havalimanı ve refah sınır kapısında kurulacak Sara Hastanesi'nin fizibilite çalışmalarını yürütecek. Yine İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. Han Yunus kentine gece saatlerine saldırı düzenlendi. 12 kişi öldü. Çoğu ağır 17 kişi de yaralandı. Bölgeden aldığımız bilgiye göre İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un El Celal Caddesi'nde bir kafeye saldırı düzenlediği duyuruldu. Yine Güney Amerika ülkeleri her gün olduğu gibi Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor. Bu sefer Peru'ya gidiyoruz. Peru'nun başkenti Lima'da yaşayan vatandaşlar Filistin'e destek gösterisi düzenliyor. Daha öncesinde Venezuela'dan Kolombiya'ya, Kolombiya'dan Meksika'ya kadar birçok noktada destek gösterisinden bahsetmiştik. Bir diğer haber aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Suriye'de gerginliği konuşturmaya devam ediyor. Bu sefer Rus savaş uçakları İdlib ve Laskey kırsalını bombalamış durumda. Rus savaş uçağı İdlib'in güney kırsalında Arnaba köyü civarına saldırı gerçekleştirirken Suriye milli ordusu vuruldu. Suriye milli ordusuna yönelik yoğun saldırılar dikkat çekiyor. Rus savaş uçakları dün de bölgeyi vurmuştu. Ondan önceki günde bölgeyi vurmuştu. Vurmadığı gün yok. Sürekli olarak bu haberleri paylaşıyoruz. Yine üst üste üçüncü gün Uluslararası Koalisyon ve PKK'nın El Ömer Petrol sahası üstünde askeri tatbikat düzenlediği ifade edilmiş. PKK ve Uluslararası Koalisyon İranlı milislerin olası saldırılarından korkarak insansız hava araçlarını uçuruyor iddiasında bulunulmuş. Bilindiği gibi son günlerde İran yanlısı grupların Amerikan üstüne saldırdığı görüntüler servis edilmişti. Dolayısıyla PYD ve Amerika arasında tatbikat yapılırken İran ve Rusya arasında her ne kadar aynı tarafı destekleseler de Suriye'de bir soğuk savaş var. Halkın desteğini kazanmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Dolayısıyla görüldüğü gibi İran, İran halkın kalbini kazanmak için Suriye'nin başkentinde yardım dağıtıyor. Yine Rusya'da benzer şekilde Rif Dimash, Halep ve Laske'de insani yardım dağıtıyor. Birbirleriyle yoğun yarış halinde olduklarını hatırlatalım. İsrail'de bu arada 2 hafta süren savaşta 6'ya kadar gelişmiş demir kubbe hava savunma sisteminin imha edildi şeklinde Rus medyasında haberler paylaşılıyor. Bu tabi ki de Rusların iddiası bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Şu an İsrail medyasından sadece iki fırlatıcının daha kaybedilme olasılığı tartışılıyor. Bu da toplamda 6 demir kubbe kaybına yol açarken Amerika Birleşik Devletleri'nin birindeki bir son günlerde yoğun sevkiyat yaptığını hatırlatan Dolayısıyla gerçekten de demir kubbelerini zarar görme ihtimali oldukça yüksek. Yine skandal bir şekilde sözde Karabağ'dan zorla yerinden edilen insanlara kısacası aslında böyle bir şey olmadığını biliyoruz. İnsanlar kendi isteğiyle ayrılmış durumdalar. Yine de Ermenistan medyası bu ifadeyi kullanmış. Arjantin'den Ermenistan'a bu Buenos Aires'ten yardımlar gitmiş durumda. Bu uçak bugün itibariyle Erivan'da olacak. Arjantin tarafından yapılan açıklamada insani yardımlar devam edecek ifadesi kullanılırken Arjantin, Uruguay, Şili, Peru ve Paraguay'daki Ermenistan Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında yer alan habere göre ülkelere teşekkür ediliyor. Bir diğer haber Ermenistan Dağ Komitesi'ne göre Amerika İsrail büyükelçisine İsrail silahlarının Azerbaycan'a satışının durdurulmasına yardım etmesi çağrısında bulundu. Azerbaycan'a İsrail silahları gelmesin şeklinde Ermenistan meclisine da çeşitli haberler paylaşıldı.